Herkese merhaba. Dolar TL paritesi dün 19,87, 19,94 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise 700 seviyesine yakın işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün faizi %8,5 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası verilerine göre 19 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 27,6 milyon dolar net satış gerçekleştirildi. 12 Mayıs haftasında 105,1 milyar dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası rezervleri 19 Mayıs ile sona eren haftada %3,3 düşüş ile 101,6 milyar dolar oldu. Net rezervler eksi 151,2 milyon dolar ile 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçti. Swap hariç net rezervler ise eksi 60,3 milyar dolar oldu. Dolar TL'de 20, 20,50 ve 21 seviyelerini direnç 19,70 seviyesinde destek olarak takip ediyoruz. Euro-Dolar paritesine baktığımızda ise dünkü işlemlerde 1,0707, 1,0756 bandında hareket ettikten sonra güney etkisi yönünde tamamladığını görüyoruz. Dolar endeksindeki yukarı yönlü güçlü yönünün pariteyi baskılamaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2023 yılı birinci çeyrekte %0,3 küçülerek teknik resesyona girdi. Ülke ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde %0,4 daralmıştı. Yılın ilk çeyreğindeki özel harcamalar, yüksek enflasyon ile azalan satın alma gücüyle %1,2 düştü. Bundesbank başkanına gelirse, yüksek enflasyonla mücadele için ECB'nin parasal sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Düşüş trendinin devam ettiği paritede, orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0693 yakından takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0760 ve 1,0850 direnç seviyelerini takip edebiliriz. Son olarak ons altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1939-1965 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1941 dolardan eksi yönde tamamladığını görüyoruz. Dolar endeksindeki ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir ile değerli maden 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. ABD'de 2023 yılı birinci çeyrekte ikinci okuma büyüme %1,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öncü veriler %1,1 seviyesinde açıklanmıştı. İkinci okuma büyüme verileri beklentilerin üzerinde açıklansa da ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesi resesyon kaygılarının gündemde kalmasına neden olabilir. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 229 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 250 binde bulunmaktaydı. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. 1962 seviyesinin altında işlem görmeye devam eden değerli maden için kısa vadeli destek 1935 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 1935 doların altındaki fiyatlamalarda 1913 ve 1895 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümü yeniden pozitife dönmesi için değerli madende 1962 ve 1975 direnç seviyeleri takip edilebilir.